Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili Devlet Başkanı ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısının ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. İmza töreni ardından iki mevkidaş düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fildişi Sahili'nin modern dünyanın Afrika'daki durağı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili Devlet Başkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Fildişi Sahillerinin modern dünyanın Afrika'daki en önemli merkezlerinden olması istikametinde olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik alanda önemli gelişmeler yaptıklarını, işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Sayın Vatara, öncelikle bu nezaket dolu ifadelerine şahsım olarak milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Mutluyum, zira Fildişi sahillerine Türkiye'den ilk kez bir ziyarette, resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı, Fildişi sahillerindeki seçimin ardından inşallah ben de iadeyi ziyarette bulunacağım dedim. Ve bu ziyareti de gerçekleştirmiş olmanın ayrıca mutluluğu içindeyim. Kendilerini tebrik ediyorum. Zira ilk Cumhurbaşkanı seçildiklerinde %54'e yakın bir oyla seçilmişlerdi. Bu defa %84'le seçilmiş olmaları sebebiyle gerçekten bu kendileri aslında bir demokrasi zaferidir. Demek ki Fildişi sahili halkı Vatara'yı gönlüne yerleştirmiş, gönlüne basmış ve ikinci kez kendilerini Cumhurbaşkanı seçmiştir. Tabii bundan sonraki süreç Fildişi sahillerinin modern dünyanın inanıyorum ki Afrika'daki önemli merkezlerinden bir tanesi olması istikametindedir. Bugün aramızda siyasi ilişkilerimizi görüştük. Askeri ilişkileri görüştük, savunmaya yönelik özellikle. Ekonomik, ticari, kültürel, bütün bunları görüşme fırsatını bulduk. Şöyle bir çerçeve çizecek olursam, gerek Afrika'da, gerekse bölgemizdeki bütün terörle mücadeleye yönelik konuları da ele alma fırsatımız oldu. Dünya biliyorsunuz bu noktada ciddi sıkıntıları yaşıyor. Özellikle Afrika'da yaşananlar belli. Bizim bölgemizde yaşananlar ise şu anda çok daha ileri bir derecede. Mülteci sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşanan mülteci akınının en yoğun yerinin Türkiye olduğunu belirterek kimseye kapılarımızı kapatmadığımızı belirtti. Mülteci noktasında dünya yine bir karmaşayı yaşıyor. İşte dünyanın değişik ülkelerinde Avrupa olsun, ta Amerika kıtası olsun, buralara varıncaya kadar, ama mülteci akınının da en yoğun olduğu ülke ne yazık ki Türkiye. Bunu da söylemem lazım. Şu anda biliyorsunuz Suriye ve Irak'tan ülkeme olan mülteci akını 3 milyondur ve biz bu 3 milyonu şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Biz onlara kapılarımızı kapamadık. Batılı ülkeler gibi kapamıyoruz da. Halbuki mali imkanlara bakarsanız onların mali imkanları bizden çok daha iyi. Ama onlar asla diyorlar, kabul etmiyorlar ve kapılarından içeri sokmuyorlar. Girenler öyle veya böyle giriyor. Fakat bundan dolayı da tabii ciddi manada sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz.